Merhaba, otofaji hakkında bilmediğiniz bazı konulardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz hücre kendini yiyor, aralıklı oruç gayet iyi bir şey. Aç kalalım, otofaji olsun, zararlı maddelerden ve hücrelerden kurtulalım. Ama biliyor musunuz, ilaçlı stentin içerisindeki rapamisin bir otofaji tetikçisi. Şeker hastalarının çok iyi bildiği metformin ilacı da aynı şekilde güçlü bir otofaji uyaranı. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Neden? Çünkü meşhur zerdeçalın içerisindeki kurkumin de ciddi bir şekilde otofajiyi arttırmak için çalışılan maddelerden bir tanesi. İsterseniz gelin otofajinin şimdi ne olup olmadığı, yararı ve zararı konusundaki detaylara bakalım. Otofaji bir kere her şeyden evvel basitçe bir çöp makinesi, çöp öğütücü demek. Yani biz aslında zararlı maddeler, bunların içerisinde virüs, bakteri olabilir, içeriden dışarıdan fark etmez. Bunları geri dönüşüme tabi tutuyoruz ve bunlardan elde ettiklerimiz proteinleri de kullanıyoruz. Yani çöpe atmıyoruz. Ve her zaman için otofaji hücre ölümüyle sonuçlanacak diye bir kaide söz konusu değil. Küçük kesecikler içerisinde bu maddeleri alıyoruz. Lizozoma götürüyoruz. Lizozom onları öğütüyor. Sonra dışarıya yararlı maddeleri bırakıyoruz. Bu kadar basit değil. Mikrootofaji, makrootofaji, refakatçi otofaji var. Ve vücudumuzda her zaman otofaji var. Çünkü hücre bölünmesinin olduğu yerde otofaji var. Hücre evriminin oluşmuş bir mekanizması bu. Ve dediğim gibi mitokondri ile de bağlantılı ve hücre ölümü de olabilir ama her zaman için şart değil. Ve baktığınız zaman hastalıklardan korunmak için otofaji iyi ama bunun yanında aynı zamanda bozulduğu zaman da hastalık yapabiliyor. Yani iki ucu keskin bıçak. Ve son derece ciddi 30'dan fazla gen ve proteini ilgilendiren bir konu. Bakın, otofaji bozulduğu zaman karaciğer yağlanması, obezite, Alzheimer, kalp yetmezliği, kalp krizi sonrasındaki kas dokusundaki hasar, böbrek hastalığı, depo hastalıkları ve kanser konusu oldukça ön plana çıkıyor. Otofaji kanserde ciddi bir yan etki yaratıyor. O da şu: kanser hücresi çevresindeki diğer normal hücreleri köleleştiriyor, onları hapsediyor ve özellikle ilaca karşı direnç geliştirilmesinde otofajinin büyük bir önemi var. O yüzden daha güçlü kanser ilaçları yaratabilmek için otofaji üzerinde çalışılıyor. Otofaji giderek yaşla beraber azalıyor ve bozuluyor. En önemli sıkıntısı hem azalması hem de bozulması. O yüzden otofaji ile yaşlılık arasında ciddi bir ilişki var. Peki siz otofajiyi nasıl arttırırsınız? Öyle hemen zıplamaya gerek yok. Yeterli ve düzenli uyku uyuyarsanız ve düzenli egzersiz yaparsanız otofaji zaten kendiliğinden artıyor. Bir de bunun üzerine açlık ve aralıklı oruç gibi bir yöntemi de eklediğiniz zaman otofaji için iyi bir yere gelebilirsiniz. Yine şunu söylemem gerekiyor. Bütün bunların hepsi farelerde, hücre kültüründe ve WBS sineklerinde yapılmış. İnsanda tek bir araştırma var. Onu da size birazdan aktaracağım. Her şeyden evvel şunu söylememiz lazım ki otofajiyi bir üçgen olarak düşünebilirsiniz. Ve bunun içerisinde üst tarafa en önemli noktaya insülin ve insülin benzeri growth faktör. Bunun negatif etkisi var, otofajiyi azaltıyor. Pozitif etkisi yapan var otofajiye, o da glukagon. Glukagon da biliyorsunuz kan şekeri düştüğü zaman salgılanan bir hormon. Ortaya da açlığı koyuyorsunuz ama bu açlık ciddi bir açlık. İlk aşamada zaman kısıtlı beslenme, yani belirli saatlerde yemek yemek. Örneğin 3 öğünün dışında hiç yemek yemeyin. Arkasından kalori kısıtlaması, kalori kısıtlamasından sonra aralıklı oruç ve ideal olarak da günde tek öğün yemek diye adlandırılabilir. Çünkü otofaji ile ilgili olan yapılmış çalışmalarda tek insan çalışması var. Atletlerde, ağır spor yapanlarda, kalori kısıtlaması uygulayanlarda, 3-5 yıl devam edenlerde iskelet kasında ciddi bir şekilde otofaji görülmüş ve yararlı olarak. Demek ki sadece aralıklı oruç yeterli değil, biraz da kalori kısıtlaması gerekiyor ve aynı zamanda farelerde yapmışlar, tek öğün vermişler ama adamlara bir de egzersiz yaptırmışlar. Dolayısıyla uzun süre kalori kısıtlamasıyla beraber aralıklı oruç olarak değerlendirilebilir ve mutlaka buna bir parça da egzersiz eklenmesi gerekiyor. Otofaji ilaçlarına gelince bahsetmiştik, daha önceden söylediklerimiz vardı. Rapamisin, metformin. Ama biliyor musunuz izopitin içerisindeki verapamil, hani meşhur bioksin, saç dökülmesinde kullanılan ilaç, içindeki minoksidil diye bir madde var. O da ciddi otofaji yapıyor. Kolesterol ilaçları, statinler, onlar da yapıyor. Tabii kurkumin, zerdeçal ve aynı zamanda yeşil çaydan da bahsettik. Bakın bu tablonun içerisinde bir de resveratrolü ekleyin. Resveratrol, metformin, statinler otofajiyi arttırıyor. Rapamisin ise otofajiyi azaltan mekanizmayı engelliyor. İşte
Basitçe işin özeti bu. Ama söylediğim gibi bu işler o kadar kolay değil.